Sevgili perdeciler, sevgili mevşatçılar, biz perde satıcıları haber portalı hiç hızımızı kesmeden Biri Life ailesinin yanında olmaya devam ediyoruz. Efendim, tüm Türkiye duydu, bangır bangır bağırdık. Biri Life ailesi hızını kesmeden iftar yemeklerine devam ediyor dedik. Biz tabii hızımızı arttırdık, Biri Life ailesinin hızına yetişmek üzere. Değerli meslektaşlarımız, bugün de biz perde satıcıları haber portalı Eskişehir'den sesleniyoruz sizlere. Çünkü Biri Life ailesi iftar yemeğini Eskişehirlilere, Eskişehir civarından gelen değerli meslektaşlarına verecek. Efendim, bugün 11 Temmuz 2014 Cuma. Tarihimiz bunu gösterirken biz şöyle bir özet geçelim mi efendim? Biri Life biliyorsunuz Mayıs ayında onu bir yerde koleksiyonu ile efendim tüm Türkiye'de olduğu kadar ihracat yaptığı ülkelerde de sesini duyurdu. Hemen bir göz atalım onu bir yerde koleksiyonumuzda neler var? Onu bir yerde koleksiyonu 10 numara 10 koleksiyon sloganı ile Biri Life Exclusive, Biri Land Boutique, Biri Lance Force, Avantgarde koleksiyonu, Junior çocuk serisi, Zebra Diamond, Yakma Store, Vega Brode Store, Blackout koleksiyonu ve Belisa aksesuar koleksiyonu ile efendim sektörümüze yine damgasını vurdu, sektörde yine çığır açtı diyoruz ve Biri Life'ın iftar yemeğine gelen dostlarımıza mikrofon uzatmak istiyoruz. Efendim, Biri Life'ın Ege Bölge Müdürü Sayın Yaşar Sucu bizimle birlikte. Sayın Sucu bugün misafirlerini ağırlıyor efendim. Akşam saatlerine yaklaşıyoruz. Birazdan da tatlı tatlı bir iftar sofrasına oturacağız efendim. İftar edeceğiz. Yaşar Sucu'nun Kütahya'dan değerli dostları Yaşar Sucu'yu yalnız bırakmadılar. Kütahya Emet ilçesinden Sayın Süleyman Ekmekçi. Yine Kütahya Tavşanlı ilçesinden Vedat Aşık bizimle birlikte. Değerli meslektaşlarımız, efendim önce biz Sayın Yaşar Sucu'dan başlayalım. Yaşar Sucu'yu sizlere yeniden hatırlatalım istiyoruz. Yaşar Bey, ne güzel efendim, Biri Life ailesi durak tanımadan iftar yemeklerine devam ediyor. Sizi kutluyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sayın Erdoğan Baydemir'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kesesine bereket diyoruz. Yaşar Sucu kimdir efendim? Tekrar hatırlayalım mı? Yaşar Sucu kimdir? Teşekkür ederiz ilk önce geldiğiniz için. Bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı. Yaşar Sucu 2004 yılında bu firmaya girdi. Baydemirler ailesine girdi. 2004 yılından beri bu firmada hizmet vermekteyim. Ege bölgesinde çeşitli illerde görev yaptım. En son İzmir Ege Bölge Müdürlüğü'nde müdürlük yapmaktayım. Peki efendim, sizin bölgeniz hangi şehirlere bakıyor? Şöyle bir sayalım mı hatırlayabildiğimiz kadarıyla? Biz Denizli, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Uşak, Muğla, bu bölgelere bakıyoruz. Bunlara ilaveten Manisa ve Balıkesir Çanakkale'ye kadar hizmet vermekteyiz. Ege Bölge Müdürlüğü olarak. Bugün de Eskişehir'de, Eskişehir'e yakın illere ve daha hizmet verebilmek için Eskişehir'de bir iftar organizasyonu yapmaktayız. Evet. Ve Sayın Sucu, şunu diyebiliriz efendim, içtenliğiniz, samimi davranışınız, misafirlerinizle tek tek ilgilenmeniz, her şehirde ayrı dostluklar kurmanız, bunlar güzel şeyler. Bakın buraya, Eskişehir'e, Kütahya Emet'ten ve Kütahya Tavşanlı'dan da dostlarınız, evet, çıkıp geldiler. Bu da sevindirici bir durumdur efendim diyoruz ve izninizi rica ediyorum. Kütahya Emet'ten gelen Sayın Süleyman Ekmekçi'ye mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza hoş sağlık. Teşekkür ediyorum Yaşar Bey'e. Bizi burada dostlarımızla, arkadaşlarımızla buluşturdu. İftar yemeğine şimdi sadece siz de gelebilirdiniz. Eskişehir uzakta diyebilirdiniz ama bugün çoluk çocuk buradasınız. Evet. Efendim, bu da Sayın Yaşar Sucu'yla aranızdaki münasebetin, evet, ilişkilerin son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok sıcak, çok rahat bir insan bizim için. İnşallah Yaşar Bey de bizi seviyordur, öyle buluyordur. İnşallah.
Beraber. Peki efendim, Süleyman Ekmekçi kimdir? Mağazasının ismini zikretsin evet. bize. Emet'te kaç yıldır perde sektörünün içerisinde, bize kendinizi anlatın. Süleyman Ekmekçi, 1966 doğumluyum, Emet'te doğdum. Orada esnaflık yapıyorum, perdecilik. Ve çeyiz mağazam var. Fazilet Mefruşat olarak iş yerimin, mağazamın ismi. 10-15 yıl arasında, 10 yıldır daha iyi durumdayım. Yani bu işi biraz daha öğrendim. Ondan öncesini saymıyorum. Ondan öncesi başka bir ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Evet, çeyizlik yapıyorum ama burada Vedat var. Tavşanı'dan arkadaşım. Döneceğim efendim Vedat Bey'e de. Ama Vedat'ın benim hayatımda çok bir şeyi var, etkisi var bu perdecilikte. Evet. Onun gayretleriyle, onların yardımlarıyla öğrendim ben bu işi. Onun için yeniden burada teşekkür ediyorum ona. Tavşanı da iş yeri ama bana çok yardımcı oldu Emet'te bu işi yapabilmem için, muvaffak olabilmem için. Teşekkür ediyorum ona da. Soracağım efendim. Evet. Şimdi kendisine döneceğim. Ama size de tekrar ben dönmek istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Vedat Aşık. Efendim biz Vedat Aşık'ı tanıyalım. Daha sonra da değerli büyüğümüz Sayın Süleyman Ekmekçi'ye ne gibi bir yardımlarınız oldu? Tek tek soracağız. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda yaklaşık 23 yıldır, yani liseyi bitirdikten sonra, yani perdeci sektöründen bir çıraklık eğitiminden başladım. Yani o şekilde çıraklıktan tabandan yetiştim diyelim. Bunların aşağı yukarı bir 11 yıl bir başka mefruşat yerinde, 4 yılda ayrıca bir mefruşat yerinde, 15 yıl çalışma sürem geçti. 8 yıldır da kendi firmam var. Maşallah toplam 23 yıl evet, oldu evet. Alan yüzünde. Şu andaki firmam ismi Aşık Mefruşat. Kendi soyadımdan olaraktan şey yaptım. Süleyman abimle de daha önce de geçmişimiz var çıralık dönemlerinde. Evet. Dostluk Orla'dan başlıyor. Perdecilik içerisinde de başlangıçlarda işte sorulacaklar, yapılacaklar yardımımız dokundu. Yani Allah razı olsun. Şimdiden evet. teşekkür ederim yani iyi niyetinden dolayı. Bu şekilde bir vesile olmuş oldu. Şuradan mı başladınız? 1'e 3 pile, 1'e 2,5 pile, evet, kruvaze, store, zebra. Arada kendimiz gittik, yardımımız evet. oldu. Evet. Onlar da tabii aynı şekilde dost evet. olaraktan iyi niyetli. O şekilde bir sağ olsun, Allah'a teşekkür ederim. Ayrıca Birland ailesinin, Erdoğan Baydemir olsun, Yaşar Beyler olsun, bu yani gece evet, düzenlendiği için yani teşekkür ederiz. Kendi ailemizle yani şey yaptık, Tavşan'dan geldik. Yani güzel bir organizasyon. Bir de artı etkisi de şu oldu. Ben mesela işlerin yoğunluğundan, çıraklıktan gelen bir evet. düşünce, yani patronluk olaraktan demeyeyim de, kendim de çalışaraktan devam ettiğim için şeye gelemedim, fuara gelemedim. Evet. Fuara gelemediğim için burada şimdi daha ilk defa göreceğim ben. Bir yönden de yani bizim için de iyi olacak. Yani göremedik, İstanbul'a gidememiştik. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz yani. Peki efendim, şimdi Vedat Bey, az önce saydım. 10 tane başlık saydım. Evet. Dedim ki bir Life evet, Exclusive, evet. bir Land Boutique, bir Lanza Force, Avantgard koleksiyonu, Junior serisi, Zebra Diamond, Yakma Store, Vega Brade Store, Blackout koleksiyonu ve Belisa aksesuarları. Evet. 10 tane altın başlık evet, saydım evet, size. Evet. 10 altın başlıktan bahsediyoruz. Şimdi bazı firmalar kesinlikle, var efendim. Evet. Şimdi tenzih ediyorum iyi çalışan firmaları tabii evet. ki. Bir yılda bir koleksiyon çıkaramazken Birlife ailesi sadece Mayıs'tan bu tarafa 10 koleksiyon çıkardı. Evet. Tebrik edilecek tabii, bir durum bu. Evet, doğru. Artı yani çıralık döneminden beri ben düşünerekten 23 yıldır bu sektörde, yani Birland'ın yani yaptığı şeyin takip edildiği zaten belli. Biz evet. yani tabandan geldik. Malzemesi de çok önemli. Yapılan malzemeler, diğer malzemeler de hepsini yani biz elimizden işliyoruz. Metre metre evet. kesiyoruz. Hepimiz de elimizden geçiyor yani. Bu yönden yenilik yapmak yapılmadı mı zaten Birland yapmadı mı arkası gelmiyor. Şimdi taklitçiler çok. Elbette ki. O kesin yani. O olacak bir şey yani. Burada A yapıyorlar. Birlant A yapıyor. O B olarak. Allah korusun. Vedat Bey, sözünüzü kesiyorum. Şimdi Sayın Erdoğan Baydemir dedi ki efendim ben denemeye bir durduruyorum şu üretimi dedi. Bakalım ne olacak dese. Ortalık nasıl karışır değil mi? Vallahi para kazanamaz aynı duruma geliriz. Öncekiler çıkardı gene Erdoğan Baydemir'in izinde kalanlarla çıkardıkları ürünler devam eder. Nereye kadar? Bir sıkıntı noktasına kadar, patlama noktasına. Onu dile getirmek evet, evet, aynen, aynen. Hı-hı. O şekilde yani bu tül sektöründe zaten ilk planda dendiği zaman Birland yani. Ön planda. Ama şu da bir gerçek ki biz buradan efendim
kendini bilen, gerçekten hakkıyla bu sektöre emek vermiş, yıllarını geride bırakmış kaliteli firmalarımızı tenzih ediyoruz. Efendim, merdiven altı firmalarımızın bu sektörde bir yara açtığını da biliyoruz. Bunu da dile getirmek istiyorum ve Sayın Süleyman Ekmekçi'ye tekrar dönmek istiyorum. Evet. Süleyman Bey, efendim siz o kadar güzel bir hocadan ders almışsınız ki, Vedat Bey maşallah çıraklıktan gelmiş. Evet, altyapıdan geliyor. Evet, evet. Altyapıdan gelen birisiyle oturmak, kalkmak, onun düşüncelerini almak, onlar ticaret ehlidir diye düşünüyorum ve bu bağlamda sizi şanslı buluyorum. Peki efendim, Süleyman Bey, bu etkinliklerin de faydalarını ben size sorayım. Bir araya gelmek, kaynaşmak, ürünleri burada sıcağı sıcağına görmek, indirimli fiyatlardan yararlanmak, siz perakendecilerimize ne gibi faydalar sağlıyor? Ben aslında bugüne kadar Yaşar Beylerin yaptığı organizasyonlara çok katılabilmiş, başka programlarımda çok olduğundan kendime pek fayda getiremiyordum. Açıkçası ilk defa geliyorum. İzmir'e çok davet ettiler. Denizli'ye davetler oldu. Bir kere gidebildim. Pek istifade edemedim. Evet. Ama edenleri biliyorum. Edildiğini de biliyorum. Onun için buraya istifade etmeye geldim. Yani. O zaman efendim aramıza hoş geldiniz. Bu şöyledir. Bu bir bulaşıcı şey gibidir, hastalık gibidir. Bir geldiniz, artık hep gelirsiniz. Hep gelirsiniz, hep bu tür etkinliklere katılırsınız. Çünkü atmosfer harika burada. Burada zaten bir aile ortamı var. Gördüğünüz gibi efendim, memnun kalacaksınız diyorum ve size Süleyman Bey, biliyorsunuz Baydemirler Grup, bu organizasyonu hazırlayan Bir Life ve Bir Land'da Baydemirler Grup'un çok kıymetli, dünyaca ünlü iki markası, Süleyman Bey neler söylemek ister? Çok teşekkür ediyorum önce böyle bir organizasyon için. Bizleri her zaman ağırladılar. Antalya'da, Marmaris'te, her yerde beraber olduk onlarla. Evet. Yemeklerini yedik, ikramlarını gördük. Evet. Allah bereket versin. Teşekkür ediyoruz onlara. Devamını nasip etsin diyorum. Ondan Cenab-ı Allah diyorum. Biz tamam. De efendim sizi aramızda her zaman görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Vedat Bey, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Sayın Erdoğan Baydemir bizi izleyecek. Bakalım diyecek. Açın çocuklar perde satıcıları haber portalını. Eskişehir'de neler olmuş? Yemeğimiz nasıl geçmiş diye şöyle bir haber portalını açacak. Bakacak ki değerli dostların karşısında görecek. Buradan seslenin efendim Sayın Baydemir'e. Her zaman önce sağlık, sıhhat. Evet. İnşallah bundan sonra daha da iyi çalışır. Evet. Bizlere daha da destek verir. Yeni fayda modeller olur, çıkartır. Fayda olur inşallah. Yani önü daha iyi açık olsun deriz yani her zaman. Allah'ın izniyle. Yani yeni organizasyon hep arkasındayız. Yeni organizasyon da peşindeyiz yani. Yeni ürünlere devam edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Aynı şekilde bu işten ekmek yiyeceksek Erdoğan Baydemir de arkasından Allah'ın izniyle, Allah uzun ömür versin diyeyim yani o şekilde. Amin inşallah. Destekliyoruz yani her zamanlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, siz de Bir Life ailesinin yanında bulunarak onlara destek, evet, veriyorsunuz. Şu anda Sayın Yaşar Sucu'ya destek veriyorsunuz. Sayın Sucu, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim buraya gelen müşterilerimiz için. Bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili mevşuatçılar, sevgili perdeciler, biz Perde Satıcıları Haber Portalı Bir Life'ın iftar yemekleri etkinliğinde bulunmaya devam ediyoruz efendim. Dün Ankara'da idik. Ankara Kalesi'nde bir iftar yemeği sundu Bir Life ailesi değerli dostlarına. Bugün Eskişehir'de Anemon Otel'deyiz efendim. Yarın bir başka yerden sesleneceğiz. Hepinize hayırlı işler diliyoruz.